Öncelikle hepinize en sportif günden merhaba diyelim. Brand and Sport'un ikincisinde özel konuklarımızla bugün marka ve sporun öneminden bahsedeceğiz. Efendim, Sportsnet Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Savaş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben burada şimdi ev sahipliği yapacağım size. Teşekkür ederim. Lenovo Genel Müdürü Emre Antaloğlu, hoş Hoş geldiniz. bulduk. Ve Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, hoş geldiniz. Teşekkürler. Renkli bir soyadınız var, onun için ikisini de birden söylemeye karar verdim. Teşekkürler. Emre Bey, sizle başlayalım Tabii ki. diyorum. Çünkü sporda marka olmak hakikaten önemli bir Evet. aktivite diyeyim. Bunda ilgili bir reklam çalışmanız da oldu. Evet. Artı spor endüstrisi bugün dünyamızda çok önemli bir endüstri. Markaların orada kendini sürdürülebilir bir şekilde yürütmesi de önemli bir şey. Siz de buna basketbolda yükselen değerlerimizden, futboldan sonra Türkiye'de en Evet. önemli spor dalı olan basketbola yaklaşık 1,5 senedir destek oluyorsunuz. İsterseniz biraz markanızdan bahsedelim. Evet. Lenovo ne kadar zamandır bizim iç piyasamızda uluslararası bir marka olarak ve spora destekleriniz? Evet. Ben öncelikle bu güzel ve ilk olması hasebiyle de bu güzel organizasyonu yapan Sportsnet gruba teşekkür ediyorum. Ve bu soğuk ve yağışlı havada buraya gelen değerli konuklara da teşekkür ediyorum. Lenovo global bir bilgi teknolojileri firması. Sektöründe lider bir firma. 45 milyar dolarlık cirosu olan, 52 bin çalışanı olan ve 160 ülkede dünyada faaliyet gösteren bir firma. Forbes 500 firması ve Interbrand markalar sıralamasında ilk yüzde bulunan bir firma. Lenovo firması ne yapıyor diye sorarsanız bilgi teknolojileri firmasında biz bilgisayar üretiyoruz. Aynı zamanda akıllı telefonla üretiyoruz. Ve kurumların verimliliğini arttırmak için sunucular, depolama alanları, network alanları, ürünleri üretiyoruz. Ve aynı zamanda ileriye yönelik teknolojileri araştıran, geliştiren, bu tip dallara yatırım yapan firmaları destekleyen ayrı bir grubumuz var. Yani Lenovo firması hem bugünü hem de yarını düşünen, planlayan bir firma. Lokomotif sektörümüz bilgisayarlar ve orada dünya lideriyiz. Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye'nin en fazla tercih edilen, en fazla satılan ve yine pazar lideri olan bir firma Lenovo Türkiye. Ve biz de yine Türkiye'nin Forbes 500 sıralamasında orta sıralarda yerimizi alıyoruz. Çok güzel. Peki bu spora sıcak Evet. yaklaşım nasıl gündeme geldi? Şimdi şu şekilde kendi markamızı ve kendimizi nasıl en iyi ifade edebiliriz diye baktığımızda spor bunun için bir biçilmiş kaftan olarak karşımıza çıktı. Şimdi bizim ürünlerimizde hız var, performans var, enerji var, dayanıklılık var, güç var ve bilgi teknolojileri var haliyle. Bunu da en iyi biz basketbolda bulduk. Basketbolda da hız var, öyle değil mi? Dayanıklılık var. Enerji var, heyecan var ve bilgi teknolojilerini en iyi kullanan spor dallarından biri basketbol. Ve tabii bizim basketbol milli takımımız, gerek milli takımımız ve gerekse takımlarımız son 15-20 yıla başarıdan başarıya koşarak damga vurmuş durumdalar. Bu da bizim için önemli bir kriter oldu. Basketbol yükselen bir değer, Lenovo yükselen bir değer. Biz bunu birleştirdik ve kendimizi daha iyi Zirvede ifade ediyoruz. buluşturdunuz diyorsunuz. Evet. Zirvede buluşturdunuz. Evet, aynen öyle. Aslında Aysun Hanım'a geçmeden ben de bu konuda hakikaten bu 2 senedir yaptığınız bu spor adına çok değerli şeyi sizden de dinlemek istiyorum. Sonra işin reklam tarafına geçmek Tamam. istiyorum. Bu Brand and Sport nasıl böyle ortaya çıktı ve katkılarınız Açıkçası ajansın kuruluş gününden itibaren böyle bir sektörel açığın farkındaydık. Bunun zamanlamasını bekliyorduk.
Bu bugün ikincisi gibi durmakla beraber bunun öncesi Brand Week'in içinde de biz ilk orada başlamıştık. Aslında 4 yıldır bunu yapıyoruz diye söyleyebilirim. Dediğim gibi burada aslında reklam sektörü içinde bunun muadili günler var. Markalar adına yapılmış yatırımlar var, konferanslar var. Biz de dediğim gibi bunun hep bir açık olduğunu bildiğimiz için biraz çok hazırlanıyoruz. Biraz çok kaliteli bir işte bilgi aktarımı sağlayan ulusal ve uluslararası markalar var. Yani spor pazarlamasına uluslararası yön vermiş bütün marka ve kuruluşları işte La Liga gibi Nissan var, YouTube'un yani ben şu anda tamamını toparlayamayacağım ama program belli. Bunların tamamını bu Türkiye'deki hem yatırım yapmış markalara, hem ilgili kişilere, hem federasyonlara, takımlara aktarmakla ilgili misyonumuz var aslına bakarsanız. Zaten sektöründe lideri olarak bunu hep düşünmüştük. Bugünü bu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bence bir dahaki sene her an iki günde olabilir. Aynen. Böyle bir Ahmet Bey'e söyledim ya. Doğrudur. Böyle bir güne sıkıştırmakla olmaz. Doğrudur, biraz doğrudur. Biraz yaymak lazım. Biraz yayabiliriz gerçekten. En sportif gün diyoruz. Haftada bir gün spor yetmez. En azından iki güne yayalım yok, yani. Yok, onun saati var zaten. Hiçbir şey yapamıyorsak haftada 200 dakika diyoruz biz ona. Aynen. Evet. Evet Aysun Hanım. Markanın iletişim çalışmaları ve ona bağlı olarak basketle ilişkilendirilmiş pivotlarla gardları birbirine sokan bir brief. İsterseniz biraz ondan bahsedelim. Sonra da reklama gideriz. Şimdi biz global bir firmayız ve normalde Türkiye'de reklam çekmiyoruz. Bu bizim Türkiye'de çektiğimiz ilk reklamdı. Normalde yurt dışındaki reklamları alır yerelleştiririz ve onları gösteririz. Ancak bu tabii yerel bir sponsorluk olduğu için mutlaka bir şeyler yapmak gerekiyordu. Şimdi bu alanda çalışan birçok firma oldu ve çok güzel işler de yaptılar. Herhalde salonda herkes şu an ezbere 12 Dev Adam reklam filmini çok iyi hatırlıyordur. İlk aklımıza gelen reklam filmlerinden de bir tanesi. Biz aslında şunu istedik brief verirken, akılda kalabilecek ama basketbolu anlatan bir şey olsun. Yani markayı değil basketbolu da anlatalım. Çünkü biz sponsorluğumuz kapsamında federasyon başkanla ve CEO'yla da görüşürken hep aynı şeyi söyledik. Bunun sıradan bir sponsorluk olarak algılanmasını istemiyoruz. Hı hı. Bir yerlerde logomuzun gözükmesi bizim için yeterli bir şey değil. Biz bu sporu sevdirebiliyor muyuz kitlemize, genç nesle? Bizim için önemli olan buydu. Ve brief'i verirken de aslında bu şekilde verdik. İçinde gerçekten basketbolda olan, markanın basketboldan daha öne çıkmadığı bir kurguyla nasıl yapabiliriz diye düşündük. Basketbol seyircisi son yıllarda gitgide arttı. Hatta futbol aradaki boşluğu yani gitgide kapıyoruz diye düşünüyorum. Ensesinde diyebiliriz. Evet. Bunun yanı sıra yine de sokakta insanları çevirip sorduğunuzda basketbolla ilgili çok fazla bilgi yok. Biz de o bilgileri de nasıl bir yandan verebiliriz diye düşündük. Önümüze birçok teklif geldi, öneri geldi. Çok yaratıcı fikirler de vardı. Ama pivot guard önerisi bizim çok hoşumuza gitti. Çünkü belki de birçok insan bu reklam filmiyle ilgili pivot nedir, guard nedir diye duymuş da oldu. Bunları bir de siz ürünlerinizle eşleştirdiniz değil evet, mi? Evet, yani pivotun ve guard'ın önemi tabii ki ortada sahada. O iki fonksiyon bizim ürünlerimizde bazı özelliklerle çok ciddi örtüştü. Biri esneklik, biri güç. Biz aslında burada tarafını seç, birazdan da izleyeceğiz. Tarafını seç derken aslında ürünler arasında bir seçim yap ya da pivot mu guard mu diye bir seçim yap demek istemiyoruz. Ama ikisinin de birbirinden üstün özellikleri var. Bunu size bırakıyoruz deyip, reklamla ilgili de çok anlatmayayım Arzon daha detaylı anlatacaktır ama böyle bir kurgu bizim gerçekten çok hoşumuza gitti. Çünkü anlatmak istediğimiz şeyi çok doğru yoldan veriyordu. Eminim ki izleyiciler de filmleri izlemiştir ama isterseniz bir filmi izleyelim hem hatırlayalım. Tabii. Onun üstüne tekrar konuşuruz. Rakip nerede? Şimdi görürsün. Esneklik mi? Güç mü? Tarafını seç. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi resmi performans sponsoru. Verilen brief'ten sonra ortaya çıkan ilk storyboardları gördüğünüzde ne dediniz? Nasıl yaklaştınız? Yani, bizim yolculuğumuz şöyle oldu. Biz esasında seçmiştik.
Ama bu değildi. Ama bunu görünce aşık olduk. Bunu da paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Çünkü biz sadece marka bir yerde yazsın, yerde yazsın, orada yazsın. Tabii ki onlar da güzel, görünürlüğü arttıran şeyler ama bir hikaye olsun istedik. Ve bu da basketbolun içinde olan bir durum. Pivotlar mı yener, guardlar mı yener demeyelim de hangisi daha fazla katkı sağlar gibi böyle tatlı bir rekabet olsun istedik. Bu da basketbolun içinde, sporun içinde olan bir durum. O nedenle bu hikayeye aşık olduk diyebiliriz ve o şekilde yaptık. Çok da memnunuz. Arzu Hanım, nasıl böyle kendinize aşık ettiniz bu senaryoyla? Şimdi aynen dedikleri gibi oldu. Biz bir toplantı esnasında bu brief'i aldık. Sonra kreatif arkadaşlar ve strateji ekibimiz toplandık. Şimdi tabii açıkçası ajansın bünyesindeki ekibin sporla çok iç içe olması, çok gönül boyu olmasının böyle bazı fikirlerin çıkmasında çok katkısı oluyor. Farklılık yaratmasında önemli. Sporu bilmekten öte gerçekten içindeyiz. Dolayısıyla brief'te hem ürün özelliklerini ama belirli bir seviyede basketbolla örtüşmesini sağlayabilecek. Çünkü ürünün özellikleri basketbolun DNA'sıyla da çok uyuştuğu için aslında çok da zor bir iş görmüyoruz. Şimdi uyuşmayan DNA'larda biraz hayat daha zor. Doğru. Şimdi burada gerçekten çok hem kitlesi çok tutuyor hem iki ürünün özellikleri de. Bahsettiğimiz işte güç, performans, hız, esneklik, bunların da tamamen bütün özellikleri basketbolda içinde var. Dolayısıyla bu kreatif böyle çıktı ama bunun bence en büyük farklılığı ürün özellikleriyle basketbol özelliklerini birleştirmekten önce bence bu pivot guard fikridir diye düşünüyorum ben. Doğru. Burada tabii çok tatlı bir rekabeti biz öngörmüştük. Açıkçası bir kamuoyu yoklaması yapılsa pivottur, guarddır filan bir ikiye bir ayrılır yani basketbol meraklıları, taraftarları ikiye ayrılır. Tabii öyle bir niyetimiz yok. Onsuz olmuyor, hiçbirisiz olmuyor ama bu böyle bir farklılık yaratalım istedik. Biraz daha bugüne kadar olmuş sportif filmlerden bir rekabet çıkartalım istedik. Tabii çok tatlı bir dille, ürün özelliği de hepsini de vermeye çalıştık. Ne mutlu. Çok da yayından sonraki en azından bu memnuniyet bizi çok sevindirdi. Evet. Çok teşekkür ederim tekrar. Kuliste de konuşurken hakikaten reklam filminin ne kadar beğenildiği ve geri dönüşlerin iyi olduğu konusunda da sohbet ediyorduk. Aslında baktığımızda bugün spor endüstrisinden bahsediyoruz. Bu dünyadaki global sponsorluklar bütçeleme olarak baktığımızda 1.7 milyar dolara geliyor bu rakam. Ve dünya üzerinde yaklaşık 180 milyon profesyonel sporcu var. 100 milyon spor dünyasında çalışan insan var. Ve bunun yanında spor yine yani insan hayatında uyku, yemek ve işten sonra gelen dördüncü önemli unsur. Yaklaşık bugün dünya nüfusuna 7 milyar gibi bir rakam dersek 3 milyar kişi de sporla meşgul. Yani spor yapıyor. Aktif sporun içinde. Yani böyle bir ortamda aslında sürdürülebilir bir reklam yapması markaların çok önemli. Evet. Reklamdan sonra siz de işin tabii pazarlama tarafında olduğunuz için geri dönüşler nasıl geldi, nasıl karşılandı marka tutkunları tarafından? Çok kısa bir süredir ekrandayız aslında. 10 gündür ekranlarda varız. Hatta ilk gösteriminde bu yine bu sahnede Brand Week zamanında yapmıştık. 10 gündür ekrandayız. Hem TV'de hem de dijitalde yoğun olarak kullanıyoruz. Bilinirlik bizi basketbolda geçen seneden görenler ama tam anlayamayanlar bu reklam filmiyle daha çok oturtmuş oldular sponsorluğumuzu. Geri dönüşler de gerçekten güzel. Dinamik genç marka olarak algılanırdık. Bunun olumlu yönde artışını gözlemliyoruz şu an. Tabii ki 10 gün çok detaylı bir değerlendirme yapmak için yeterli bir süre değil ama önümüzdeki dönemlerde devam çalışmalarıyla birlikte ki burada kalmayacak elbette. Devam çalışmalarıyla
çalışmalarıyla birlikte bunun çok yukarılara bir markayı taşıyacağına inanıyoruz. Peki mecra olarak sadece televizyonda kaldınız, başka dijitalde de kullanıyoruz. Yani, nereleri kullandınız birazcık geniş bir medya planlaması oldu açıkçası. Sadece sporla ilgili yayınlarda değil, ulusal yayınlarda da, haber portallarında, tabii ki sosyal medyada olmazsa olmaz. Çok geniş bir dijital kullanımımız oldu ve halen de devam ediyor. Evet, Arzu Hanım, ben tekrar size döneceğim. Siz genelde spor üzerine iletişim kuran markalarla bunu işte marka ve sponsorluk konularında öncülük yapabilirsiniz. Bu tabii önemli bir niş iş yapıyorsunuz. Burada markalara ne gibi tavsiyeleriniz oluyor? Yani markaların sporla işbirliğini sağlayıcı bu önemli bir summit. Bunun dışında yaptığınız yıl içinde çalışmalar oluyor mu? Markalarla nasıl bir iletişime geçiyorsunuz? Aslında biz evet, summit. Yani büyük de bir grupsunuz bir, yani. Bir öyle baktığımız zaman gibi düşünelim bunu. Bizim grubumuz lokomotif kurum olarak, şirket olarak Sportsnet'i sayarsak, Sportsnet spor odaklı pazarlama iletişimi yapan bir reklam ajansı zaten. Evet, sadece spor odaklı. Olan... Aynı zamanda grubun televizyonu Sports TV, aynı zamanda dünya global olarak çok büyük bir ortağımız var, Octagon. Saha şirketimiz var ve dijital şirketimiz var. Şimdi yani biz aslında markalara şunu söyleyebiliyoruz. 360 derece PR'ı kendi içimizde çözmek kaydıyla, şirketleşmek bazında yokuz ama grubun içinde çözebiliyoruz. 360 derece sporla ilişkili her türlü pazarlama iletişimi, sponsorluk, saha, tüketiciye birebir dokunma, ihtiyacı her neyse markanın, buna hizmet verebileceğimizi söylüyoruz. Aslında en büyük dediğim şey. Bildiğim kadarıyla rakip de yok galiba, değil mi? Rakip... evet, böyle bir boyutta yok. Yok. Böyle bir boyutta yok. En azından belki saha kısmını yapan var ama hem reklam ajansını, yani stratejiyi ortaya koyup, göbeğe koyup onun etrafını sarabilecek aynı bünye içinde böyle bir yapı yok. Böyle bir yapı yok. Yani en azından bunu da... Yani sponsorluk yönetimini de biz kendi içimizde çözüyoruz. Sponsorluklarla ilgili asetlerle ilişkileri, buluşu, o stratejinin gerekliliği. Birkaç çeşit çalışılıyor tabii. Ya bir spora yatırım yapmak isteyen bir marka bize gelebiliyor. Ya da zaten var olan, nitekim Lenovo gibi, zaten basketbola yatırım yapmış. Bunun iletişimiyle ilgili nasıl bir ilerleyebiliriz? Yani yine brief doğrultusunda ilerleyip böyle de olabiliyor. Proaktif de davrandığımız oluyor. Çünkü fırsatları kovalamak gibi de bir refleksimiz var. İşte bilmem kaç ay sonra dünya şampiyonası Türkiye'de, Avrupa şampiyonası elemesi Türkiye'de gibi, böyle aslında çok o sırada gündemde olmayan ama bizim bilgimiz dahilinde olan bir yıl aseti veya fırsatı meç ettiğini düşündüğümüz markalara marka avantajı proje olarak geri dönüyor. Aynen öyle. Proje olarak ilk olması sıfatıyla, o fırsatı kaçırmaması sebebiyle sunabiliyoruz. Peki şöyle bir avantaj oluyor mu? Şimdi reklam filmini izlediğimiz zaman içinde bayağı, aslında baktığınız zaman selebriti olabilecek insanlar da var. Evet. Dünya yıldızları. Bunları prodüksiyon esnasında biz... Grubun bir avantajı oluyor mu? Çünkü insanlarla da var tabii ki. Var tabii ki. Zaten marka... şimdi sponsorluğun aslında sahibi burada. Ama biz her zaman sponsorluk ilişkisini, yani bugün için Basketbol Federasyonu ile konuşursak, markayı ve Basketbol Federasyonu'nu sadece eserlerini seyretmek için aslında yan yana gelmelerini tavsiye ederiz. Bütün bu management'ı, bütün bu uygulamaları, bütün bu aslında execution, ya bunun tamamını biz üstlenebiliyoruz. Burada da avantajımız şu, ajansın... yönetimlerin her kademesinde çeşitli spor dallarında işte branşlaşmış sportif, aktif spor yaşantısı olan zaten çalışma arkadaşlarımız var. Bu ilişkilerimizi bunlarla çok rahat yönetiyoruz. Bu film özelinde, bu proje özelinde Basketbol Federasyonu ile zaten çok iyi ilişkilerimiz, geçmişten olan başka markalarımız var. Yani zaten sporculuğumuzun geçmişiyle olan marka ilişkilerimiz var. Oraya gayet doğru yöntemlerle başvurup, çünkü oraları da bilmek gerekiyor. Çünkü onlar da bayağı yolla, sorundur yani o kesinlikle işler.
Kulüplerin transferleri, şeyleri. Şimdi biz burada bir özelliği daha var aslına bakarsanız. Biz burada 3 pivot, 3 guard gibi kurgularken kulüp dengesi, ki bunun zaten mecburiyeti federasyon tarafından bize söylenecektir. Ama biz bunu zaten öngördüğümüz için çeşitli isimler biraz da boy farkını falan öngörüp, çünkü çok uzun gardlar var ligde. Ama aslında biz burada bir trik yapıp kısa gardlardan oluşturmak istemiştik. Çok şükür bayağı da bir becerdik bu işi. Ama o öbür tarafta o oyuncunun başka bir filmde oynamamış olması, o gün antrenmanları falan. Yani orada biz aslında ajansla ve federasyonla çok iyi bir koordinasyon kurup zamanlamayı biraz tutturmak da çok zordu. Ama çok verimli bir çalışma oldu bence. Oyuncular da çok iyi aslında oyun verdi. Oraya da gelmek isterim, bilmiyorum siz ne dersiniz? Ben de onu söyleyecektim. Şunu anladık ki bu bir tecrübe tabii, bizim için de ilk. Yani 6 oyuncuyu aynı zamanda, aynı gün bir noktaya toplamamız ve müsait bir spor salonu bulmamız gerçekten zor. Bir tane bile zordur. Evet, burada hem spor net grubuna, hem federasyona, hem takımlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zormuş yani, zor içine girince anlıyor. Çok doğal ama öyle olmuş. Şimdi tabii canlı yayın olmasından dolayı gözüm de dakikalara gidiyor. Son 3 dakika içindeyiz. Ben bir de bir şey soracağım. Tabii basketbol önemli dedik ama günümüzde değişen ve gelişen dijital bir dünya var. Evet. Burada en son zamanlarda da konuşulan işte bir e-spor olayı var. E-game olayları var. Sizin de bildiğim kadarıyla Vodafone Arena'da muazzam bir şeyiniz var. İsterseniz birazcık ondan da son dakikalarda bilgi vererek programı sonlandırın. Ben girizgah yapayım, pası Aysun'a atayım, bir asist yapayım. Vodafone Arena'da Beşiktaş kulübüyle de sağ olsun Sayın Fikret Orman'ın da desteği ve vizyonuyla, o da öğleden sonra burada olacak. Gerçekten iyi bir işbirlikteliğine gittik. Biz istedik ki oyun alanını sahiplenelim. Yani oyun takımlarında ismimiz yazması da değerli ama oyun alanını sahiplenmek istedik ve Beşiktaş kulübüyle de işbirliği yaparak yaklaşık 1000 metrekarelik ve en son teknoloji Lenovo oyun bilgisayarlarıyla donatılmış bir alanımız var ve tüm oyun tutkunları, tüm oyun severleri davet ettiğimiz bu bir alan. Sadece maç günleri değil, değil mi? İstenilen zaman gidilebiliyor. Evet, oradan ben asisti şimdi Aysun'a yapayım. Aysun devam etsin. Bazı maçlar dışında haftanın 7 günü açık. Sabah saatlerinde açılıyor, akşam geç saatlere kadar devam ediyor. Bir spor stadyum, bir stadyum içerisinde açılmış dünyada tek örnek. Ve çok kapsamlı bir alandan bahsediyoruz. Sadece profesyonel oyuncular için olan turnuva alanı değil, aynı zamanda telefonla, tabletle oynanabilen oyunlar için de alanlar var. Arttırılmış gerçeklikle ilgili, arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle oynanan oyunlar var. Giriş seviyesindeki gamerlar, bu alanda uzmanlaşmak isteyenler, herkesin kendisinden bir şey bulabileceği desktoplar, masaüstü, dizüstü bilgisayarlar, bütün bilgisayarların ve ürünlerin yer aldığı çok 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 büyük bir alan. Burada bizim için kilit bir şey var, söylemek gerekiyor mutlaka. Vodafone Park dünyanın en akıllı stadı. Biliyorsunuz çok ciddi bir teknolojiyle üretildi. Dolayısıyla bu alanın içerisinde yüksek hızda ve performansta ürünler koyabiliyor olmak bizim en önemli hedefimizdi. Kulüple birlikte çok güzel örtüştürdük önceliklerimizi. Bir şeyden yola çıktık sadece. Deneyim çok önemli. Artık tüketici dokunmak istiyor. Daha çok kıyaslıyor, araştırıyor. Eskiden reklam yapardınız, ürününüz satardı. Şimdi reklam yapmak yetmiyor. Göstermeniz gerekiyor. Çünkü her şeyi sorgulayan bir nesil var artık. Bizim de aslında hoşumuza gidiyor bu. Dolayısıyla çok güzel bir deneyim alanı yarattık diyebiliriz biz. Evet. Ben öncelikle spora yaptığınız katkılardan dolayı size de bu etkinliği ikinci kez sürdürülebilir bir hale getirmenizden dolayı ve umarım inşallah seneye de daha uzun soluklu yaşayabilme adına teşekkür ederek programın sonuna geçmek istiyorum. Efendim, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dilerken önümüzdeki haftada tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz. Çok mersi.